Röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yanımızda çok değerli bir isim var. Akko Türkiye Genel Müdürü Sayın Mete Has bizlerle beraber. Mete Bey, öncelikle ben direkt olarak fuardaki ürünlerinizden biraz bahsetmek istiyorum. Fuarda hangi ürünleriniz sergileniyor? Ürün gamımız olan aslında hemen hemen bütün ürünlerden bir model sergilemeye başladık fuarda. 48 beygirden 300 beygire kadar traktörlerimiz mevcut. Ve en önemlisi buradaki traktörlerimizin hemen hemen neredeyse hepsi 2024 model. Baktığınızda daha yeni Ocak ayını bitirmek üzereyken 2024 modeller nasıl çıktı diyorsunuz. Hepsi taze bir şekilde geldi. Yurt dışından olsun, Manisa'daki fabrikamızdan olsun. Hepsi taze bu fuarda yerlerini alıyor. Tabii balya makinalarından tutun küçük bahçe traktörümüz MF3'e kadar hemen hemen bu bölgenin, İzmir Fuarı'nın hitap ettiği bütün tarımsal bölgelerin ihtiyacı olan ürün gamını sergileme şansı bulduk. Daha büyük abiler alan 300 beygir üzeri 8700'ler bir tek fuarımızda, dediğim gibi 2024 olayından dolayı ve bayilerdeki birçok ürünlerde müşterili ve satılmış olduğu için fuarda yerini alamamış oldu. Ama zaten 300 beygir altı herhalde bütün ihtiyacını Ege bölgesini karşılayacaktır. Fuar nasıl geçiyor sizin için? Beklentilerinizi karşılıyor mu? Fuar tabii şimdi yeni bir fuar, yeni bir olgu olarak algılanabilir ama yavaş yavaş oturmaya başlayan, aslında tüm tarımsal fuarlar içerisinde en yeniler arasında olup kendini yavaş yavaş bir yer edinen, önemini her geçen gün arttıran bir fuar. Bakıldığında hem fuar alanının organizasyonu, binanın ve diğer insanların, ziyaretçilerin konfor açısından bakıldığında gelişmiş bir alan. Bir de hizmet açısından bakıldığında da her şeyi bir arada bulunabileceğiniz kompakt bir yapısı var. Çünkü gerçekten çok büyük bir alanda çok daha yakın, çok daha iç içe olan bir konsept görüyoruz. Bizim için de Ege bölgesi dediğim gibi çok önemli. İzmir Fuarı, Konya ve Bursa Fuarı'ndan sonra Ege bayilerimizin de hemen hemen hepsinin, burada 14 tane bayimiz var, kendilerinin standları var. Biz orada onlara bir nevi ev sahipliği yapıyoruz, bir nevi de onlar bize ev sahipliği yapıyorlar. Bakalım da bu fuar gerçekten ziyaretçisiyle çok daha önemli olacak. Biz biraz daha belki o zamandır göremediğimiz dostlarımızı, bayilerimizi veya bizi ziyaret edenleri daha yakından görebiliyoruz. Ama dediğim gibi her geçen gün ziyaretçi artacaktır. Ben özellikle şu önümüzdeki 3-4 gün içerisinde buranın kalabalıklığını tahmin edebiliyorum. Biz de burada olacağız. Herkesi bekleriz. Peki bunun yanında siz firma olarak 2024'de nasıl bir giriş yaptınız? Bizim biliyorsunuz en son Bursa Fuarı'nda birçok yenilikle, hem Telehandler serisinin başarısını, 2023'te MF3 serisinin başarısını görmüştük. 8000 zaten serisi 700'de ve 8S'de biliyorsunuz. Bir de 4700'de Türkiye'de üretilmesi planlanan ama Fransa'dan Türkiye için gelen özel 4700'ün lansmanını yapmıştı. 4700 ve şu anda arkamda görmüş olduğunuz traktörler sadece Türkiye için Fransa tarafından, Fransa'daki fabrikamızdan üretilen traktörler ve de gerçekten segmentinde yarı otomatik şanzımanıyla, konforu ve lüksüyle akıllı ve gerçekten gelişmiş traktörler. Şimdi bakıldığında bu fuarlar 2024 yılında bunun artık tamamen pazara tam gaz sürdüğümüz, her çiftçide, ev işletmede neredeyse ihtiyaç olduğu için bir tane traktörün gitmesini istediğimiz bir segment ve bizim için de şu ana kadar, son 2017-18'den beri getirmediğimiz ya da içinde bulunmadığımız segment, büyük bir boşluk var. Neredeyse her 4 traktörden bir tanesi 4700'ün segmentinde. Biz artık burada büyük bir oyuncu olduğumuzu göstereceğiz. Başka sürprizlerimiz de var. Onları da belki Konya Fuarı'nda, belki daha diğer fuarlarda sizlerle paylaşma şansına sahip olacağız. Ama şu an söyleme şansımız yok. Ama zaten Bursa Fuarı'nda biliyorsunuz 4700 damgasını vurmuştu. Bir de Trimble devreye girmişti. Trimble'ı satın alması Akko'nun. Burada tabii Trimble'la ilgili gelişmeleri sergileyemedik. Çünkü daha Bursa'da biz bunun lansmanını yaptık, duyurusunu yaptık. Ve arkasından da daha Trimble'la birleşme, Trimble'la olan altyapı, şirketlerin, ekiplerin birleşmesi ve stratejisi belirleniyor. Bize de yeni bir hassas tarım konusunda uzman bir arkadaşımız hassas tarım müdürü olarak devreye girdi. Düşünürseniz şirketimizde hassas tarım için özel bir yönetici, önemli bir arkadaşımız var. Türkiye'de, normalde Avrupa'da olan bir pozisyonu Türkiye'ye devrettiler, kaydırdılar. Bu da Türkiye'deki dijitalleşmenin ve tarımdaki hassaslaşmanın veya artık bildiğimiz uydu teknolojisinin ne kadar önemli bir yere doğru gittiğini ve ne kadar daha hızlı gideceğini gösteriyor. Ben de bu konuda 2024'te çok daha hızlı yenilikler, yeni haberlerle, yeni ürünlerle yer alacağımı söylüyoruz. Zaten 9S'i de söylememe gerek yok. Amiral gemimiz yepyeni bir seri. Agriteknika'da Bursa Fuarı'ndan sonra tanıtıldı ve hemen ödül almaya başladı. MF3 ile beraber 9S hem en presizli dizayn tasarım ödülünü A50'yi aldı ve inanıyorum ki 2023'te yılın traktörü de Agriteknika'da finalist olmuştu.
2024 içerisinde ödüller almaya başlayacak. Bizde yenilikler çok ama her birinin bir zamanı var. Onu bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Şu an söyleyebileceklerim bu kadar diyebilirim. Bizler de zaten bu yenilikçi yaklaşımınızdan başarılarınızın devamının geleceğini biliyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Biz tarımda olabildiğince çiftçi odaklı stratejimizi hem bünye olarak tüm ekibimizle, hem tüm paydaşlarımızla, hem bayi teşkilatımızla ve çalışanlarımızla vurguluyoruz. Bunu söz olarak, vizyon olarak değil, bunu uygulama olarak da, icraat olarak da gösteriyoruz. Çiftçi odaklı bir yaklaşımımız, çiftçi odaklı bir şirketimiz var. O yüzden de tüm yöneticilerimiz, büyüğünden küçüğüne, bütün çalışanlarımız, kardeşlerimiz, hepimiz sahadayız. İzmir'de fuar var. Bundan sonra Antep'te fuar var, Denizli'de var, Kayseri'de var, Konya'da var. Yani Ramazan'a kadar fuar dolu, hepsinde Masterchef Ferguson'u, bizleri, ürünlerimizi, yöneticilerimizi, çiftçiye yakın olacak herkesi göreceksiniz. Standlarımıza bekliyoruz. Akko Türkiye Genel Müdürü Mete Has'la beraber çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik ve kaldığımız yerden devam ediyoruz.